Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Başkan'ın Eylül ayında yapmış olduğum konuşmadan sonraki bize cevaben vermiş olduğu sözlere istinaden cevap almış durumdayım. Biz burada Ankaralılar adına hakikatleri söylemek üzere buradayız. Hani inancımızda da şöyle bir söz vardır ya, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sayın Başkan, Beypazarlısınız. Beypazarı'na hizmetlerinizle alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Daha 14 Haziran, arkadaşlar elinizdeki Filist'ten takip edebilirsiniz birinci sırada. Çünkü buradaki konuşmalarda arkanızdan farklı konuşmalar olabiliyor. Yani elimizdeki hem Büyükşehir'in hem Beypazarı Belediyesi'nin yazılarıyla birlikte konuşmuş olalım diye. Daha 14 Haziran tarihinde Beypazarı Belediyesi'nin Mustafa Tuna döneminde almış olduğu hibeye istinaden durdurma yazısı yazılmıştır. Daha seçimlerden 2 ay sonrası. Burada mahkeme kararı da var. Mahkeme kararının Beypazarı Belediyesi ile alakalı hiçbir konusu yok. Niye böyle bir uygulama, niye böyle bir şey yapıldı? Sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu bizim 2019'da hibesini alıp şimdi kullanmaya başladığımız belediye hizmet binamız. Allah'a hamdolsun 2 yıl içerisinde tamamladık. Bu hibeyle birlikte hibenin içerisinde belediye garajıyla birlikte mezbahane ve hayvan pazarı. Yani burada hayvan pazarıyla birlikte Beypazarı'nın benden önceki dönemdeki çöplüğü Beypazarı'nın içerisindeydi. Hayvan pazarı da Beypazarı'nın içerisindeydi. Biz Beypazarı'na hizmet etmek adına bu şekilde uğraşırken Beypazarlı olmanıza rağmen böyle bir uygulamada bulunulması 2019 yılında. Bize durdurma yazısı yazmanız. Fen İşleri Daire Başkanı tarafı. Başkanım önünüzde takip edebilirsiniz. Yani evraklarıyla konuşalım ki yanılmaca veya farklı bir boyutu olmasın. Şimdi önünüzde çöplüğün olduğu alanda daha sonrasında düzeltildiği alanda mevcutta. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Sayın Başkan 2019 yılında Beypazarı'nı ziyaret ettiğinde kendisi bizden kent tarihi müzesini talep ettiler. Ben de kent tarihi müzesiyle birlikte dedim bırakın kent tarihi müzesini, ben size yaşayan müzeyi de vereyim. Kent tarihi müzesini de vereyim. Hıdırlık Tepesi'ni de vereyim. Beypazarı sosyal tesislerinde kullanmak üzere 15 bin metrekarelik alanı da vereyim. Ve ikisinin meclis kararını aldık, gönderdik. 2019 yılı bakın, altını özellikle çizmek istiyorum. 2019 yılı. Geçenki meclisteki konuşma sanki bir ay önce konuşulmuş gibi bir konu gündeme geldi. Bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Birebir görüştüğümüz konu. Birebir beraber ele aldığımız konu. Yani ben hayretler içerisindeyim ki 2019 yılı içerisinde 2 yıl önceki konu daha 1 ay öncesi konuşulmuş gibi konuşulmuş olmasın. Oradaki binayla alakalı Sayın Başkan'ın bahsetmiş olduğu, önünüzde yazılı Sayın Başkan. Yani yok sırasıyla birlikte konuştuğunuz lehçesine kadar sıralı bir şekilde yazılı. O binayla alakalı ben size 2020 yılının Şubat ayında Kırıkkale Üniversitesi'nin yapmış olduğu sağlamlık raporunu da verdim. Geçenki konuşmanızda binanın çürük olduğundan, efendim farklı boyutlarda olabileceğinden bahsettiniz. Yani hayretler içerisinde biz bunu sizinle Ertan Işık Bey, Atilla Bey falan beraberken, ilçe başkanımız varken beraber görüştüğümüz konu. Kent tarihi müzesiyle alakalı.
Kent tarihi müzesi ziyaretçi alan, içerisinde personel olan bir yerde. Demek ki ifadenizi hayretler içerisinde karşılıyorum. Benden sonraki iki belediye başkanı elini dahi sürmediler. Bizden önceki belediye başkanı da 10 gün öncesi rahmetli oldu. Buradan da rahmetle anmak istiyorum. Yani çok abeste iştigal bir şekilde olan bilinen bir konuların burada farklı anlatılmasını, farklı söylenmesini hayretler içerisinde karşılıyorum. Yani insanların doğduğu ilçeleri, insanların memleketleri, insanların kutsalıdır. Ve hizmet etmek, orada hizmet etmek gerçekten en önemli, en hassas konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, yani bu bahsettiğim bina ile alakalı, Sayın Başkan, bahsettiğim bina ile alakalı şu bina ile alakalı raporlar elinizde. Yani burayla alakalı yıkıktı, döküktü demek ne anlama, ne manaya geliyor anlamış değilim. Elinizde bunlar. Yani bunu bile bile, bunu göre göre böyle bir ifade kullanmayı ben doğrusu kabullenemedim, doğrusu hoş görmedim. Onun için yani bu tür konuların kamuoyu tarafından bilinmesi ve takip edilmesi kanaatinde düşüncesindeyim. Çünkü itham edilen konular, yapılmaya çalışılan konular hiç de hoş olmayan konular diye düşünüyorum. Sayın Başkan, yani elinizde bir bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Evraklarıyla, belgeleriyle koydum ki hani yalan yanlış anlaşılmasın. Yani farklı anlaşmalara, farklı konulara da sebep olmasın. Rapor burada. Üniversitenin getirmiş olduğu, vermiş olduğu rapor. Gelelim mezbahane ile alakalı konuya. Arkadaşlar bakın. Ben Beypazarı'nın belediye başkanlığını, siz Ankara Büyükşehir'in belediye başkanlığını, buradaki arkadaşlarımız da yani bir hüviyetin içerisindeler. Bir çalışmanın, bir mücadelenin içerisindeler. Bir faaliyetin içerisindeler. Mezbahane ile alakalı biz sizin makamınızda, yine bahsettiğim Ertan Işık Bey, Atilla Bey ve ilçe başkanımızla birlikte görüştüğümüzde talimat verdiniz. Ve talimatınızda dediniz ki Şubat ayının ikinci günüydü. Şubat ayının ikinci günü. İkinci meclis günü. Yani ayın 8'i. Burada yine evraklarıyla birlikte görüşelim ki yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırmış olalım. Ve orada buyurun bizim sizinle görüştüğümüz tarih 8 Şubat. Ve sizin makamınızdayken başkan yardımcımı arıyorum. Diyorum ki Büyükşehir Beypazarı Belediyesi'ne ait olan mezbahayı tamamlamakla alakalı bize destek olacak. Sizin bize cevabi yazınız ayın 16'sı yani 8 gün sonra. Bir de anlamadım Sayın Başkan. Büyükşehir'in yazılarında artık tarih gözükmüyor. Bunu anlamış değilim, bilmiyorum niye tarih olmuyor. Yani ayın 16'sında 8 gün sonrası diyorsunuz ki yani biz burayı yapmayacağız 8 gün sonra ve ondan sonra hiçbir tane dahi ne meclis kararı ne yapımla alakalı en küçük bir şey ne herhangi bir konu hiçbir şey yok. Ve Temmuz ayında biz Beypazarı'nda kendi meclisimizde görüşüyoruz bu konuyu. Diyoruz ki arkadaş, Beypazarı Belediyesi'nin parasını boşa harcayacaksak, Beypazarı Belediyesi'nin parasını eğer ki biz gereksiz kullanacaksak, kullanıyorsak, öyle düşünüyorsanız gelin bir önerge verelim. Önergeyle birlikte siz yapmış olun, siz alın. Şimdi bakın Sayın Başkan burada, evrakların hepsi burada. Yani yapamayacağınıza dair, yapmayacağınıza dair evraklar. Ve arkasından deniyor ki Büyükşehir burayı ihaleye çıkacaktı Mayıs ayında. 4-5 milyon liralık bir maliyet çıkmıştı. Sanki biz daha fazlasına yapmışız, daha fazlasını yerine getirmişiz gibi. Yani bunlar o şeyler değil. Biline biline, görüle görüle insanların farklı manada düşünmesi hoş şeyler değil. Buraya çıkarken özellikle bu evraklarla, bu belgelerle çıktım ki itirazımız veya farklı bir konumuz olduğunda görün orada bilesiniz diye. Şimdi kıymetli arkadaşlar, yani altını çize çize söylemek istediğim, bizim memleketimiz, bizim şehrimiz, herkesin doğduğu şehri kutsalı. Yine 2019 yılında
Buradaki arkadaşlarımız bilmez. Boyalı Köyü, yeni haliyle Boyalı Mahallesi diye bir mahallemiz var. 40 hanelik, 50 hanelik bir mahalle. 2019 yılında bizden belediyeye ait bir yerin tahsisi isteniyor. Aynı ay, 2019 yılında aynı ay tahsisini yapıp gönderiyoruz. Arkadaşlar, 2 yıl sonra bakıyorlar, diyorlar ki biz bu arsaya, bu yeri yapamayacağız. Ya 50 metrekarelik, 50 hanelik köye 50 metrekarelik konak yapmaktan acizsiniz. Bakın 50 metre, 50 hanelik yere 50, ha ben kararını aldım. De, acil değil, aciz değiliz. Yani cümleyi düzelterek konuşun. Atilla Bey onların cevabını verir size. Acizlik lafı hoş bir laf değil. Ya 50 hanelik yer. Talebi siz ettiniz. Yeri biz verdik. Talebi siz ettiniz, yeri biz verdik. Yani anlamadığım, demin ifadeniz ya, yani biz çalışan, hizmet veren bir yere siz diyorsunuz ki döküktü, saçıktı, ya ayıptır yani. Yani bunu göz göre göre nasıl söylüyorsunuz, nasıl bu şekilde davranıyorsunuz, anlayabilmek mümkün değil. Şimdi Sayın Başkan, daha 2019 yılı, 2019 yılı. Burası bizim Beypazarı Belediyesi'nin sulama tankerlerine su aldığımız vanalar. Mühürlediniz ya. Ya Beypazarı'na mı gareziniz var? Yeşil'e mi gareziniz var? Ya ben anlayabilmiş değilim. Ben evet. Size sormuyorum. Ben yok, cevabını verecek Atilla Bey çünkü yakın takip ya. Ediyor. Ya. Evet tamam Atilla Bey. Bekleyelim. Şimdi sırayla. Sırayla. Yani anlayabilmiş değilim. Yani bu nasıl bir düşüncedir, nasıl bir planlamadır? Şimdi Beypazarı'nın tarihi mekanlarıyla alakalı. Allah aşkına bakar mısınız? Bakar mısınız? Tarihi mekanlarla alakalı. Burası bir yıldır bu şekilde buralar. Bir yıldır bu şekilde. Tarihi mekanları burası Beypazarı. Size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani hepimizin çoluğu çocuğu var. Ve kız evlatları bizim evimizin emanetleri, misafirlerimiz, en kıymetlilerimizdir. Bu mahallede oturan bir baba kızını buraya araba çıkamadığı için başka bir komşusunun evinden çıkartıyor. Bence bu utanç da yeter size. Bir yıldır. Eğer yapmıyorsanız, yapamayacaksanız, biz yaparız. Samimiyetimle söylüyorum, yaparız. Hiç de dert etmeyiz. Anlamadığım, ya bir ilçenin burada da burada, ya sözümü kesme, sözümü kesme. Burada flash diskte de, burada flash diskte de bu sokaklarla alakalı bütün bilgiler var. Bütün her şey var. Anlamadığım, ya bir insan ilçesine, yaşadığı yere bu kadar mı yani vefasız olur? Bu kadar mı aldırmasız olur? Şimdi Beypazarı'nda bir imar yapıyoruz. Beypazarı'ndaki yaptığımız imar alanında ...20 ay sonra görüş alıyoruz. Ya görüş o kadar enteresan ki, görüş o kadar enteresan ki, Deblese hattını Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmak kaydıyla veriyorsunuz. Deblese hattı ya. Ya Beypazarı Belediyesi'nin Deblese hattı yapmak gibi bir yetkisi, bir görevi var mı? Ya bu Beypazarı'nın ya. Sayın Başkan, Beypazarı'nın. Ya 30 metre, 40 metrelik yer. Yani Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmak kaydıyla veriyorsunuz. Anlayabilmiş, çözebilmiş değilim. Ve Beypazarı Belediyesi'ne kazı tahrip ücretlerinden dolayı olan borçlarınızla alakalı bir yıldır talep ediyoruz. Daha yeni cevabı, karşılığı bize yeni geliyor. Sayın Başkan, ilçede kazılan, ilçede tahrip olan alanlarla alakalı bir ilanda bulunduk.
Dedi ki Beypazarı Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon ve su kazılarıyla alakalı yatırım yapmakta belediye hoparlöründen. Bu yolları yapmak da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Bunun tadilatını da Ankara Büyükşehir Belediyesi yapacak. Böyle bir ilanda bulundu. Ortalık ayağa kalktı. Şimdi bu da sizin sosyal medyanızdan paylaşmış olduğunuz çarşıdaki yerle alakalı. Diyor ki tarihi, en sonunu okuyorum. Tarihi çarşıyla ilgili olarak devam eden su, doğalgaz, telekom ve elektrik altyapı çalışmalarının akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'den alınan ilçemizin tarihi dokusuna uygun olan kaldırım taşlarının yapım işi en kısa sürede tamamlanacaktır. Hemşerilerimizin sabırlılığı ve duyarlılığı için teşekkür ederiz. Sayın Başkan, demin gösterdiğim belediye hizmet binamızla alakalı taşımızı ben kendi ilçemizde çıkan taş ocağımızdan aldım. İzmir'den almadım. İzmir Beypazarı'na 700 kilometre iddia ediyorum. İzmir'in nakliye fiyatının yarısına o taşları oraya düşebilirdiniz diye düşünüyorum. Belediye kaynaklarını çok verimli kullandığınız adına. Tabii bunun yanında yapmış olduğunuz işler yok mu? Var. Altyapıyla alakalı çalışmalarınız var. Burada yine altyapıyla alakalı yaptığınız çalışmaların içerisinde Milli Egemenlik Caddemiz var. Beypazarı Çarşısı'nın en yoğun olduğu yer. En yoğun, en çok trafiğin olduğu yer. Artık orası Büyükşehir'in kazı çalışma alanına döndü. Yani ya her hafta mı kazılır? Her hafta mı yapılır? Her hafta mı yapılır? Yani planlama yok, programlama yok, hiçbir şey yok. Yine Boztepe'de yapmış olduğunuz bir park var. Şöyle bir park var. Ha, bu parkın halı sahasını bizim dönemimizde yapıldı, biz yaptık. Yine yaşlı bakım evi yapılıyor, yerini biz verdik. Su basmanını falan da biz attık, 2 yıl oldu. Yani onunla alakalı söylemlerimde bulunmak istedim. Yani insanları söylemleriyle birlikte konuşurken bence birazcık vicdanlı olmak gerektiği inancında ve düşüncesindeyim. Sayın Başkan, benim en son sayfaya bakabilirsiniz arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar yapmış olduğum 16 adet tahsis var. 16 adet. Ve benden ne talep edilmişse, ne söylenmişse, hiçbir dakika dahi düşünmeden tahsisinde hiç geri durmadan hepsini verdim. Hepsini yaptım. Burada bu bedellere bakarsanız görürsünüz, tahmini olarak bugünkü rakamları 40 milyon lira civarında. Sayın Başkan, 2,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Allah'ınızı severseniz bana Beypazarı Belediyesi'ne vermiş olduğunuz bir tane kalem gösterin. Bir tane kalem gösterin. Anlamadığım şu, ne istiyorsun da neyi alamadın? Sayın Başkanım, ben size makamınıza 2 defa klasörlerle evrak bıraktım. Ama arabamı istediniz de alamadın. Başkanım, arabalarınızı geri aldınız bizden. Hayır, ne aldın ya? Arabalarınızı geri aldınız. Sulama tankerleriyle birlikte geri aldınız. Sayın Başkan, yani bu tür konular gerçekten ilçesine hizmet etme, ilçesine kıymet verme noktasında ben size üzülerek ifade edeyim, sınıfta kaldığınızın işaretidir. Şimdi tabii ki halk verecek Sayın Başkanım. Şimdi halk öyle bir karar verdi ki Beypazarı'nda size rağmen 2 dönemdir beni belediye başkanı seçti. Şimdi ahde vefaya bakacak olursak, ahde vefa noktasında sizin ahde vefanızı en iyi bilen bu gruptur.
En iyi bilen bu gruptur. Milliyetçi Hareket Partisi grubu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in size yapmış olduğu destek, size yapmış olduğu vefa. Bir saniye kardeşim. Ve size verdiği değer, size verdiği kıymet, siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bey'i CHP'leştiriyor diye eleştirdiniz. Şu an bulunduğunuz yer Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı. Bu Tuncer Bey, 10 dakikanız doldu. Benim Sayın Başkan, son cümlelerinizi toparlayın. Benim size tavsiyem, doğduğumuz, Allah nasip ederse öleceğimiz, defne olacağımız ilçemize destek olmanız, ilçemize yatırım yapmanız ve insanları itham ederken, konuşurken ne olursunuz dikkatli bir şekilde yanıtmadan doğru bir şekilde itham etmeniz. Merhaba, nalihanhaber.com sitesi olarak güncel Nalihan haberlerini sizlere ulaştırıyoruz. Sitemizde bütün televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Nalihan'dan nöbetçi eczane hangisi? Bugün Burcum'da ne var? Ulusal gazetelerin ilk sayfası, hava durumu, futbol puan durumu gibi çok sayıda içeriğe ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarımızda sizlere ulaşıyoruz. Sitede ve sosyal medya hesaplarımızda reklam verebilirsiniz. Kampanya kapsamında bu şekilde video reklam hazırlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Nalihanhaber.com Ankara ili Nalihan ilçesinin web sitesi.